Beynirim uzak yolu, açan yollar boylu, açan kırlar dolu kar, açan dolaylık da sar. Açan masal buluttan, şafklar yeni umuttan, açan yağmur dinsiz, hem gök açan cinksiz. Beynirim açan dereden, kayır buzlar sevgiden, açar açan lilaka sevdayı beklerken. Açan bitkisiz türküler, açan dostlukta denizler. Hem açan güneş uzaklı, beni sever sıcaklı. Böyle yaşamayı severdi o, kimi bugün programımızda zamanda yolculuk anma isterim. 10 yıl geri, Oktyabr'ın 28'inde 2002. yılda ayrıldı bizden, rahmetli oldu. Diveç sonsuzluğa gidip yazıcı, şiirci, jurnalist Pyotr Yalıncı. Biz derdik ona Petri, Petri dost. Petri'nin doğması 1964. yıldan Çadır rayonunda Kıpçak köyünde. Onun babası, dedesi kilise zametçilerdiler. O üzere o ta küçükten beri bilir ne o ruh kavliği, bilir ne o doğruluk, bilir ne o din, bilir ne o insanlık. Ortaokulu bitirdikten sonra gitti öğrenme Saroka kasabasına, Kult Prosvet Uçilişesine. Şimdiki zamanda Koleji Uldiarti Saroka kasabasında. Onu bitirdikten sonra Rostov-Don Devlet Üniversitesi'ne geldi öğrenme, jurnalist fakültesine. Onu da çok kolay başardı. Bundan sonra döndü eve, döndü Kıpçak köyüne, döndü çadıra, jurnalist çalıştı. Çok çalışkan bir adamdı. Çok yeniliği seven bir adamdı. O üzere kendi çalışkanlık kuvvetini doğrudardı, orayı nerede hem zordu. 1994. yılda Mayın 17'sinde çadırda nerede doğmuş bizim anılmış Mikhail Çakir dünyaya geldi. Gagavuz dilinde tek bir sefte ilk Gagavuz dilinde Gagavuz gazetamız. Adı da güzel, Gagavuz sesi. Gagavuz tarafında doğdu ta bir güneşli gün. Nasıllıkla Allah'ın yardımıyla çıktı Gagavuz sesi. Gazetanın ilk numara angısı açtı geniş sayfa Gagavuz halkın yaşamasında. Zordu, hem tikenliydi çıkması, hem hazırlamak yolu. Gagavuz sesi teonlara, kim bütün yürekten sever lav etme dilimizde, teonlara kim ister kendi halkın ana tarafın istoryasını öğrenme, teonlara kim kendini Gagavuz sayır. Böyle yazardı gazetanın baş redaktörü Petri Yalıncı ilk gazetanın ilk numarasında. Şimdi ben elimde tutuyorum bu ilk numarayı. Çok mutluyum. Bana kalsa çadır da çok lazım bundan bir mutluluk duysun. Hani bu gazete onun ilk numarası. Korunayır bizde hem müzeyde hem bizim bibliotekamızda. Ne kadar da yıl geçmese ama bu gazete gösterecek insanın yaşamasını, geçmiş zamanı, insanın yaşamasını. Yeni gazete bizim halkımıza dini bir büyük bir nişan oldu. Niçin ki yok nasıl deme hani bizim kulturamız iyi uğurda bulunur. Yok kana Gagavuz dilinde bir de gazete. Ta ileri başladı tiparlanma, baskıdan çıkma gazete Gagavuz dilinde Kişinov'da. Ama Petri Yalıncı koydu kendine bir niyet. Gagavuzların yerinde ne anda Gagavuzlar yaşayır. Orada gazete lazım olsun, gazete lazım burada baskıdan çıksın. Da bu niyetini o çok güzel yaptı, başardı. Gazete yetişerdi bizim insanımıza. Her bir numara başlardı baş redaktörden sözle, okuculara sözle. Ne yazardı? O baş redaktörden bu sayfada ne yazardı Petri Yalıncı? O yazardı kendi düşünmeklerini.
açıklama savaşardı kendi duygularını, kendi fikrini. Onu ne rahatsız eder bizim insanı bugün? Biz savaşıyoruz. Daha az politika için yazma. Tazede dil hem ince zanaat için, kültüre hem ekonomika için, histori için hem din için. Nice görürsünüz sayın okuyucular, biz doğru yoldayız da bu yoldan ne de olmasa savaşacağız atılmama. O yıllarda ben de çalışardım bu gazetede, bir kısmet düştü benim de payıma, çalışma böyle bir çok çalışkan adamla beraber çalışardım diş korespondent gibi. Bir gün Petri Yalancı yaklaştı bana da dedi, bilirsin mi, çok isterim gazetenin 4. yıl dönümünü kutlama. Ben şaştım. Sen ne, kim kutlayır 4. yıl dönümünü? Kutlayırlar 5. 10. Düşündü, düşünmeye vardı, kapattı kafasında, diye yetişeceğim mi ben gazetenin 10. yıl dönümüne? Bir şey söyleyemedim, söz bulamadım söylemeye ona bir şey geri, ama bezbelli duyarmış da uzman biri, duyarmış hani çok kısa olacak onun ömrü. Çok işleri başaramayacak. Petri değil de sadece jurnalist. O yazıcı, o şiirciydi. Kendi ilk şiirlerini başladı yazma ta 10 yaşındayken. İlk onun şiirleri baskıdan çıkardılar bizim rayondaki gazetede. Sonra yavaş yavaş onu başladı öğrenmeye bütün Moldova. Moldova jurnallardan da onun şiirleri basılardı çok kere. Çok okuyucular beğenirdiler onun lirik, çok lirik şiirlerini. Dete 1995. yılda Hiperion baskı evinde, Kişinov'da baskıdan çıktı onun debüt kıyadı. Sünmez Yıldızlar. Bu kıyat bize Gagavuzlara değil, bizim historiyamıza, bizim literatura historiyamıza, dil historiyamıza değil, çok önemli ta bir taraftan. Niçin ki bu ilk kıyat angısı basıldı Gagavuz dilinde Latin grafikasında. Siz bilirsiniz hani baştan Gagavuzca biz yazardık Rus bukvalarla kullanarkana. Ama 93. yılda izin çıktı Latin grafikasına geçirmeye Gagavuz dilini. Da bu Sünmez Yıldızlar Petri'nin kağıdı ilk oldu Latin grafikasında. Tene yazardı bizim anılmış klasik yazarı Nikolay Boboglu. Bu yeni kağıtta toplanan şiirlerini artık duruk, hesaplı, çok derin duygulardan sızlayır. Petri Yalıncı ilkti başka işlerde de. Gagavuzların arasında o ilk kim bilindi türlü Türk kardeşlik organizasyalarda. 98. yılda Kazakistan'da 8. Türk Dünyası Gençlik Kurultayı'nda Petri Kurultay Başkan Yardımcısı seçildi. 96. yılda Moldova Yazarların Birliği'nin azası oldu. Sonra 98. yılda onun çalışmasının hem bizim başka yazıcıların çalışmasının kuruldu Gagavuz Yazarların Birliği. Bir yıldan sonra 2000. yılda kuruldu hep öyle Petri'nin çalışmasının kuruldu Gagavuz Jurnalistlerin Birliği. Çok işler birden savaşardı yapma, çok işler birden savaşardı başarma, ama yazık, onun işleri çoğu yarım kaldı. Oktyabrın 28'inde 2002. yılda çirkin haber yetişti bize. Petri aramızda şansura yok. 2 yıldan sonra kahırdan biraz kendine gelip onun yeşi Radika Yalancı niyetine koydu bu gazetenin çıkmasını devam etme. Radika için de bir iki söz isterim söylemeni. Çünkü bu çok bir çalışkan insandı. Kendisi Gagavuz değildi. Belç rayonundan doğması. Ama o kadar adam sevdi hem kocasını hem de Gagavuzları hem de bizim tarafımızı. Hani kısa zamanda Gagavuzçala etmeye öğrendim. Öyle güzel, hani hiç inanmazdan gelirdin işittiğine onu. Hani o Gagavuz hiç değil, o Moldvan.
Radika topladı bizi, kim çalışardı gazetede, kim sayardı kendini Petri'ye dost da, istedi yeniden bu gazetenin çıkması başlasın. 2004 yılda gazetenin tabir numarası çıktı. Hem Petri'yi andık bu gazeteyle, bu numarayla, hem de gazetenin 10. yıl dönümünü kutladık. Aslı çıktı onun lafı. Yetişemeyeceğim gazetenin 10. yıl dönümüne. Öyle de yetişemedi. Çok faydalı bir iş ilerletme istedi Radik ama yazık. O da pek tez kocasının ardına gitti. Orada öbür dünle de birleştiler ama burada kaldı 3 tane garip üssüz uşakları. Hem kaldı gazete. Angısının çıkması kesildi. Çok çalışardı Petri bu gazetenin, gazete yayınlasın Dilsadim Gagauzya'da. Ama her yerde, nerede yaşayır Gagauzlar? Amerika'da, Türkiye'de, Ukrayna'da, Rusya'da, her bir yere. Ne anda var Gagauzlar, ne anda yaşayır Türk halklar, oraya yetişsin Gagauz Sesi gazetesi. Ama de Gagauz Sesin kesildi. Kesildi birden hem ansızdan. Bugün var başka gazeteler, hani çıkarırlar Gagauz dilinde, savaşırlar çıkarma Gagauz dilinde gazeteler, genç insanlar. Ama Petri'nin yaptıkları kaybedilmeyecek. O gelen boylara dini olacak bir güzel örnek. Kolsun böyle.